Duanın kendisi ibadet. Duanın kendisi ibadet olduğu gibi, duanın kabul olması için de insanın muhakkak surette Allah'ına karşı yaptığı hataları bir düşünüp, Ya Rabbi sen beni mağfiret eyle, Ya Rabbi sen beni affeyle demesi lazım. Yani her türlü cevizi kır, oradan bilinmesi kafasını kır. Yediğine içtiğine dikkat etme, haramına helal dikkat etme. Allah'ım sen dualarımızı kabul eyle falan. Böyle bir şey olabilir mi? Belki Allah kabul eder diyeceğim. Hani Allah'ın rahmeti merhameti sonsuz bilemem. Ama Allah Teala ile istihza gibidir bu. İşçinin hakkını verme, annenin kalbini kır, babanı üz, çocuğu evde ağlat, kadını yumrukla döv, hakaret et, beş para etmezsin sen de, kır dök et, haramı, helali, tefesi, bilmem nesi, faizi hepsini böyle gırtlağından doldur doldur, sonra gidelim falanca yerde dua edelim. Öyle olmaz, öyle olmaz. Tüccarın biri öyle demiş, yavrucuğum, kattın mı demiş pirincin içine taşı. Kattım babacığım demiş. Aferin evladım. Peki demiş şekerin içine bilmem neyi kattım. Evet tuzun içine bilmem ne kattım. Yağın içerisinde kötü yağ kattığımı kattım. Hadi şimdi gidelim dua edelim demiş. Çok rızık için. Olur mu? Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. İlk önce duanın kabul olmasını isteyenler Allah'a karşı istiğfar edecek. Sonra duanın şahı. Duanın en faziletlisi elhamdülillah'tır. Ya Rabbi, dinliyor musun beni? Aman hikaye diye dinleme ne olur. Efdalud dua elhamdülillah buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşim bir kere Allah'ın seni bu dünyada insan olarak yaratmasına sen hamd edeceksin. Elhamdülillah derken ben yediğim faize, tefeciliğe, harama, kumarla elde ettiğim kazanca elhamdülillah çok kazandım demiyorum. Oradaki elhamdülillah şu. Ya Rabbi ben günahlarımın farkındayım ama günahkar olsam da senin kulun olarak beni yarattığın için sana hamd ediyorum. Bu duygularla elhamdülillah de. Duanın başında istiğfar et. Yaz bunu yaz. Duanın kabul şartlarını söylüyorum sana. Bir de Allahümme salli ala seyyidina Muhammed de. Ümmeti Muhammed olduğunu teyidini ver. Dilekçene kaydedilsin. Ümmeti Muhammed bilmiyor mu canım? Bilebilir. Ama Allah'ın da memur melekleri var. O melekler onu alıp dua kabul merkezine çıkartırken başında hamdele ve salvele elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah yoksa o dua kabul merkezine gitmiyor ana. Yani bunu dikkat edin. Biliyorum da konuşuyorum. Nasıl bu kadar şey yapıyorsun? Bak bunları asla bilmeme imkan yok. Hiç bana öyle bakma. Bunları benim bilmeme imkan ve ihtimal yok. Ancak bunu Allah bildirebilir. Veya Allah Teala'nın bildirdiği Resulü bu hususta ahkam kesebilir. Benim anlattıklarım da o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den size nakledilenler. O kadar. Ben bunları nasıl bilebilirim? Ben ne bilirim? Allah Teala'ya kabul olacak duaları, olmayan şeyleri. Mümkün değil böyle bir şey. Fakat bir ara vermeden önce, şimdi soru cevaplara çok hızlı geçeceğiz. Yani ikinci bölümde sizden gelen soruları çok hızlı cevaplandırmaya gayret edeceğim. Şunu da unutmamalı ki, bir insan sabahleyin kalktı, sabah namazını kıldı, Bismillah dedi. Uyku istediği halde, başka şeyler istediği halde gitti talebe, öğrenci öğrenme, öğretmen işine, işçisi öyle, memuru öyle. Kalktın sabahın ayazında veya sabahın erken saatinde namazı da kılmışsın. Bismillah dedin, rızkımı Allah verecek bugün dedin, dışarı çıktın. O anda bana rızık ver ya Rabbi, bana rızık ver ya Rezzak, rızık ver demene lüzum yok. Yine söyle, Bismillah de, ya Rezzak de. Ama sen o anda bedenen, dilin söylemese bile bedeninle Ya Rabbi bana rızık ver diyorsun. Talebeysen Ya Rabbi bana ilim ver diyorsun. Hareketlerle bunu gösteriyorsun. Bu hareketler de duadır. Allahsız olmamak lazım. Allah'ı unutmamak lazım. Aslında hepsi dönüyor dolaşıyor. Kulun haddini bilmesine, kulun haddini bilmesi için de
hep Allah'la irtibatlı olmasına dayanıyor.